Süreç için önce topladığımız biber, domates ve patlıcan. Patlıcanımız. Kendi yine kuru soğanımız, sarımsağımız, baharatlarımız, etimiz. Bu kadar. Suyumuz, yağımız. Baharatlarımız da bu kekik mi? Bu nasıl? Evet, kekik. O tomurcuk kekik. Dağdan toplanmış taze kekik. Ama kokusu farklı. Çok değişik. Evet. Çok farklı. Evet. Normal kekikten daha da keskin, daha ferahlatıcı. Evet. Baharatlarımız da hazır. Göğücümüzü hazırlamaya başlıyoruz. Sebzemizi de doğrayıp et, soğan ve sarımsağımızın üzerine gönderiyoruz. Dikkat ederseniz şu ana kadar yağ göndermedik içine. Değil mi? Az bir zeytinyağı kullandık. Çok az tabanda var mıydı tencerenin? Yok. Üstünden. Sonra değil mi? Evet, şu ana kadar kullanmadık. En son. Hiçbir malzeme kavrulmadı. Çok az zeytinyağı eklenecek. O kadar. Yani hepsi hazırlıkların ardından aynı anda pişmeye başlayacak. İşte bunlar yemeği bayağı lezzetli hale getirecek. Pul biber zaten biraz fazla atmıştık. Anlaşıldı yemeğin ne kadar acı olacağı şu an. Üzerine diziyoruz acı biberlerimizi. Ve domateslerle göğüs kapatılıyor. Ardından kapağı örtülüyor üzerine ve ateşi. Odun ateşine gidiyor. Hemen oradaki ateşte pişecek. Kaç saat pişecek acaba? 1-1,5 saatte pişer. İyi, diğer hazırlıkları yapana kadar, onlar pişene kadar o da hazır olur. Aynen. 1,5 saat sonra göğüs hazır.